Evet efendim, herkese günaydınlar. Güzel bir pazar günü diliyoruz bizler Kırmızı Kalem ekibi olarak. BBN Türk ekranlarında her pazar saatler 11.30'u gösterdiğinde ben İsmail Yolcu, eğitimci yazar, öğrencilerin bonus hocası Süleyman Belirlioğlu hocamla birlikte sizler için bizler BBN Türk Ankara stüdyolarındayız biliyorsunuz. Programımızın resmi Instagram hesabı bonus hocaya şu ana itibaren yaptığımız en son paylaşımın altına canlı yayında değerli hocam, öğrencilerin bonus hocası Süleyman Belediyeoğlu'nun yanıtlamasını istediğiniz sorularınızı iletebilirsiniz. Ben sizler adına değerli hocama ileteceğim. Bugün yine çok güzel bir program hazırladık sizler için. Programın ikinci bölümünde eğitim yöneticisi, eğitimci Derya Kargılı, İstanbul Yiğit Koleji Genel Müdür Yardımcısı ile birlikte olacağız. Yaklaşan LGS sürecinde nelere dikkat etmeli? Hem öğrenciler hem anne babalar, onları dile getirecek sevgili Derya hocamız. Ayrıca biliyorsunuz programımızın bunu yap bunu yapma köşesi yine çok beğenilen bir köşe ve her zamanki gibi rehberlik uzmanımız, psikolojik danışman Besim Türkoğlu hocamız da sizler için harika bir ajanda ile yine karşınızda olacak. Ve biliyorsunuz geçen hafta Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir açılış yapmıştık sevgili izleyiciler. Bu hafta Hakkari'ye gideceğiz. Eşsiz coğrafyada eşsiz bir Türk ziyafeti sizleri ve bizleri bekliyor. Öğretmenlerimiz çocukları için söyleyecekler. Onu da programımızın kapanışında sizlerle buluşturacağız diyorum ve Süleyman hocama dönüyorum. Hocam iyi bir pazar dileyelim, iyi bir program dileyelim her zamanki gibi. Amin. Neler söylersiniz eğitim gündemi Valla adına? bu son söylediğiniz Hakkari'den gelen videoyu kaçırmayın. Programın sonunu bekleyin. Tam bir pazar ziyafeti zaten. Vallahi ya o kadar harika doğal zenginlik içinde o sesler, o güçlü sesler harika. Evet. Bir de Besim Türkoğlu'nun bu haftaki bilişsel yük ve turlama tekniğine kattığı yorum muhteşem. Ben ayrılmayın ekrandan. Yani kuru yemiş çerez almak için bile mutfağa gitmeyin. Çünkü Besim Türkoğlu çok kayda değer Kuru şeyler yemişçiler söylemiş. açık bu arada, onu siz... Yani işte ben de niye açık diye merak ediyorum. Keşke kapalı olsaydı. Hani ne olacak aldığımız yani çerez de yemesek bir gün ölmeyiz ya. Onu da çözebilmiş değilim Hocam tabii. şimdi Instagram bonus hocaya değerli izleyiciler her zaman olduğu gibi sorularınız gelmeye başladı. BBN Türk'teyiz biliyorsunuz artık BBN Türk. Kablo TV 72. kanalda, D-Smart 38. kanaldayız. TürkSat 4A'da dünyanın her yerinde izleyebilirsiniz. YouTube BBN Türk yazarak da yine programımıza ulaşabilirsiniz. Sevdiğiniz öğrencilerinize, ailelere de programımızı şu ana itibaren WhatsApp'tan iletebilirsiniz diyorum. Hocam şimdi gelen ilk soruyu ben size hemen okuyorum Instagram bonus hocadan. Bir tane öğrenci adını unuttum ama hemen şuradan söyleyeyim. Tabii şimdiden bir hedef belirlemiş öğrenci. Hukuk istiyor, İlsu Uçar. Süleyman hocam hukuk istiyorum, tavsiye eder misiniz? Önü açık mı diyor. Önce bu kısmını cevaplayalım, devamı da Kaçıncı var. sınıf çocuğumuz? Muhtemelen hocam lise öğrencisi ama ya 11'dir ya 12, sınıfını yazmamış. Lütfen sınıflarınızı parantez içinde yazıp gönderiniz. Şimdi hukuk önü kapalı olabilir mi? Dünya nüfusu hızla artıyor. Dünya karmaşıklaşıyor. Bakın bundan 3 sene önce, 5 sene önce hukuk bitirenlerin şu andaki dijital teknolojiyle ilgili hukuk bilgileri olmadığı için kendilerini yeniden eğitiyorlar. Yani onun için biz hukuk ölmez bitmez bir meslek. Kim ki hukuka ya bunun mezunu çok diyorsa o kişi hayatında hiç hukukçu olmayı Genelde düşünmemiştir. şöyle deniyor. Ya zaten bir sürü avukat var, sana mı dava İşte gelecek? İsmail orada şu, bunu bir avukat söylediğini varsayarak söylüyorum zaten. Bunu söyleyen avukat bitmiş, tükenmiş, zorlukları aşarken olduğundan daha fazla bir algı oluşuyor zorluğu sevmediği Ya için. bir de sadece avukat olunmuyor ki hocam. Ya hakim, savcı ama işte orada da diyor ki atama sorunu. Ama burada önemli olan çocukların bir mesleği seviyorlarsa her türlü zorluğa katlanıyorlar. Onun için hiçbir meslek kolay değil. Buna özellikle dikkat edelim. Ben hukuku peyderpey tavsiye ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hedefin. Hatta niteliği gittikçe arttı çünkü başarı sırası önümüzdeki yıl 100.000'e indi ve sınavla da avukat olunacak artık. Ya ben hani Kaliteli. avukata sınav yapabilirsin belki. Şu o kadar çok hukuk açıldı ki denetimden de herhalde kaçıyorlar biraz. Ama hukuk yetenek mesleği olduğunu düşünüyorum. Baraj yani biraz sanki şey gibi geldi bana. 150 olsa daha iyi. Öyle mi hocam? Tabii tabii yani. Şimdi hocam. Çünkü onu neye dayandırıyorum İsmail?
Şimdi matematiksel düşünme becerisiyle matematik nete arasında doğrudan ilişki yoktur. Bakın bunları bonus hoca olarak Türkiye'de tek biz dile getiriyoruz. Çünkü şöyle, matematik neti matematik eğitimiyle ilgilidir. Bir sözel öğrenci muhteşem matematiksel ve mantıksal düşünebilir. Hukuk matematiksel ve mantıksal düşünme becerisi istiyor. Bunun da matematik netiyle alakası yoktur. Hani işte oradan hareket ederek hani barajı biraz daha aşağı vermeleri gerekirdi diyorum. Evet İsmail. Hocam yine İlsu matematikte zorlanıyorum nasıl bir yolu izlemeliyim diye sormuş. Şimdi İlsu eğer YKS'ye çalışıyorsan LGS'deki matematiğe benzer TYT matematiğe. Onda da kavramları, ilkeleri, formülleri öğreneceksin ama bizim o her zaman soru yazma dediğimiz bir de başkasına öğretme gayreti içerisine girdiğinde, yani anladığım bir konuyu başkasına öğretme gayreti içerisine girdiğinde matematikle ilgili beyin kaslarının gelişeceğini göreceksin. İlsu'nun öğretmenden yardım almayı elinden geldiğince en aza indirmesi gerekiyor. Yani bunu yapması gerekiyor. Dün bir uluslararası hastanenin sayfasından baş ağrısıyla ilgili bilgi okuyorum. İlginç bir şey gördüm orada İsmail. İnsan beyni çok ilginç. Diyor ki sürekli ağrı kesici alırsanız beyniniz öyle bir alışır ki buna diyor. Sizin tekrar ağrı kesici almanız için başı ağrıyormuş gibi yapar. Ve siz hakikaten başınız ağrımadığı halde ağrı hissedersiniz, gidip bir alırsınız diyor. Burada ne oluyor? Asıl çözeceğin soruyu bile beynin ya ne çözüyorsun daha geçen 10 tane soruyu hocaya çözdürmüştün bunu da çözdür diye bir soruyu çözmeme tepkisi geliştirir. Onun için sevgili değerli aileler çocukları matematik dersine boğan, etütlere boğan, şimdi Derya Hoca da gelecek sahanın içinde bir genel tabii LGS yardımcısı. Ile ilgili çok güzel yani ben soracağım var. Hocama da yani bu kadar fazla ders bolluğu öğrenme mi diye yani bu çok mümkün gözükmüyor zaten. Onun için bilgiyle biraz da baş başa kalınması gerekiyor. Evet İsmail. Hocam adını vermeyen bir öğrenci soru göndermiş. Sevgili izleyiciler Instagram bonus hocaya parantez içinde sınıfınızı da belirterek sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam kalan süre benim sınavı kazanmama yeterli bir süre midir demiş bir YKS öğrenci adayı. Neden yetmesin? Çünkü hani muhtemelen eksik konuları var ben hepsine mi çalışayım süre yetmez diyor yoksa bölüneyim de belli bazı konulara mı derslere mi ağırlık vereyim şimdi diyor. Şimdi tabii onu da cevaplarım ama burada niye süre yetmesin? 9. sınıf konularını zaten bu çocuk yazılıyla geçti mi? Hem de pandemi falan yok. 10. sınıfı da yazılılarla bileğin hakkıyla geçti mi? Pandemi de yok. 11. sınıfın ilk dönemi, 11'in ilk dönemi Mart'a bakın. Kadar. Pandemi de pandemi yoktur. Bileğinin hakkıyla geçti mi? Geçti. Son 1,5 yıl kaldı mı? Hani onu da hocalar anlatıyor ama de ki pandemiyi bahane ettik onda. Şimdi burada değerli aileler şuna çok emin olun. Aşinalık etkisi ya da geriye dönük hızlı göz gezdirme tekrarlarıyla aşina olduğumuz, önceden öğrendiğimiz bilgileri beynimiz küt diye hafızanın yüzeyine atar. Geriye dönük hızlı konu tekrarlarını yapmamız gerekiyor. Şimdi İsmail bak ben akademisyen arkadaşlarıma çok saygı duyarım. Kendi alanlarıyla ilgili yalnız. Sınav başarısı konusu çok özel bir alan. Şimdi ben dün ve bugün sabah bir çok büyük bir kanalda bir profesör arkadaşımız, kurban olayım karışma hoca böyle şeylere. Bak diyor ki günde 2 deneme artı 250 soru diyor. Sen hangi mağaradan çıktın hoca? Ben bunu söylerim, dilim 250 var. 250 tane soru mu? Soru. Zaten İsmail Yolcu 200 soru şeyde var. Sen söyle adını TYT için. 120'ye 80. 200 soru. Yani çocuk bir AYT, bir TYT çözdü. Herhalde ona 2 diyor zaten. 250 de oradan aldı, 450 soru. 450 soru, bakın dikkat edin. Kaç dakika eder? Şuradan beraber çarpacağım. Lütfen siz de devam şey yapın. Bu 450. Bunu çarpı 1.5, 1.5 dakika veriyorum soru başı. 675 dakika. Bunu kaç saate böldüm? 11.5 saat. Peki bu çocuk ne zaman o testin verdiği mesajlara göre konu çalışacak? X'ini tamamlayacak. Şimdi bak İsmail, şimdi ben dün senden o gece onu görünce dedim ki bak ortada televizyon kanalları kimin uzman olduğunu anlama şansı yoktur muhabirlerin.
sınav başarısı üniversitedeki akademik çalışmalardan daha farklıdır. Bakın burada hemen dikkat edin. Çocuk çözdü. Geçen sene mesela integral ve türevden 4'er soru gelmiş. Bu 8 sorudan çocuk 2019'da geldi. 2019-2018 geçen sene diyorum pardon toplamda. Yani o civarlarda gelmiş. 8 soru gelmiş 2019'da. Çocuk bu 8 sorunun 6'sını yaptı. Fakat önüne bir daha şey koydu. Deneme sınavı koydu. Gene 4 tane soruyla karşılaşacak. Ne anlatmak istediğimi anlıyor musunuz değerli öğrenciler? Bakın. Şimdi siz bir deneme sınavı çözdünüz. 8 tane türev integral toplam sorusu çözmüş oluyorsunuz. Bunun 6'sı zaten yanlış çıktı. Önünüze ikinci bir deneme sınavını hemen koyduğunuzda türev integraldan gene 8 tane soruyla karşılaşacaksınız. Bana bir Allah'ın kulu çıksın da şu mübarek Ramazan günü bunun ne işe yaradığını söylesin. Yapmayın ya. Hoca çıkmış taş devrinden kalma dershaneciler gibi. Yani herkesi kastetmiyorum burada. Yani soru çöz, soru çöz, soru çöz, konu tekrar et. Ya karışma kardeşim, sana mikrofon uzattılar diye konuşma bari. Şimdi bunları, ben bu tepkilerimi yıllardır veririm. 25 yıldır yayıncıyım. Eğer sizin üzerinde düşünmediğiniz, bakın üzerinde düşünmeden konuşuyorsanız, lütfen televizyona çıktığınızda bu eleştirileri de göğüslemeye hazır olun. İsmail, biz üzerinde düşünmeden, hesap yapmadan konuşuyoruz. Bak ben hesabımı yaptım. Bir günde iki deneme artı 250 soru 11,5-12 saat ediyor. E bu çocuk ne zaman yemek yiyecek? Ne zaman konu çalışacak? Ne zaman uyuyacak? Ne zaman beyninin diğer bölgeleriyle ilgili doyum yapacak? Onun için Instagram bonus hoca ve Instagram rehberlik ajandasının dışında kolay kolay, hani ben herkes kendine referans olsun, başka sosyal mecralardan yararlanmayın. Bir de kendi kurumunuzdan yararlanın. Hangi kurumdasınız? A kurumundasınız. Hocaları tanıyorsunuz. Ne yazar ne çizer biliyorsunuz. Ama kör nokta sosyal medyaya girmeyin. İsmail evet. Ali demiş ki hocam ben kötü olduğumu düşünmüyorum şu an için ama netlerim sürekli iniş çıkış gösteriyor diyor. Sizce bu durum normal mi? Ben endişelendiriyor bu durum beni. Normal diyorum. Performans hedefidir o İsmail. Yani bir çocuk kendini kasıyor, çok acayip bir çalışıyor ya da sınavı çok ciddiye alıyor. Bütün adrenalinlerini tavan yaptırıyor. Soru da başarılı oluyor. Başarılı olunca beyin kendisini bırakıyor. Genel olarak dışa dönük öğrenciler, anneye, babaya, hocaya, arkadaşa yani dış dünyaya mesaj vermek isteyen öğrenciler performans hedefi benimserler. Oysa öğrenme hedefi dediğimiz bizim bir konudan ben ne öğrendim, ona yönelik soru çözümleri ve deneme sınavlarını yürütmeleri gerekiyor. Sıkıntı yoktur. Çocuklar. Yasemin Instagram bonus hocadan şu soruyu göndermiş. LGS'de dil bilgisi açıklamasından sonra YKS sınavında da dil bilgisi sorularının azalacağını düşünüyor musunuz? Öyle bir bunda bu ekstrapolite edilebilir. Yani o bilgiyle bu bilgiden yeni bir sonuca ulaşamayız bilimsel teknik olarak kullanırsam bu cümleyi. Yani bizim önümüzdeki Türkçedeki dil bilgisi kuralından hareket ederek yabancı dildeki dil bilgisi de gelmeyecek kuralına ulaşmak hayal olur. Onun için gelecekmiş gibi davranmanızda fayda var. Ama bu öğrencimiz YKS mi peki? YKS için soruyoruz. Ama zaten. Çocuklar zaten YÖK Başkanı bize, bak İsmail Yolcu da oradaydı özel görüşmemizde, şunu söyledi. Dedi ki 2021'de gramer sorusunu çok azaltacağız dedi. Ya geçen senenin çok çok daha azı gelecek, daha çok paragraf gelecek dedi. Bunu bizzat da söyledi bize. Biz zaman zaman paylaşıyoruz. Hocam Zeynep, evde çözdüğüm denemelerde genel anlamda beklediğim sonuca yakın netlerim var ama tabii pandemi öncesinde bahsediyor. Yasaklar öncesinden. Okulda ya da dershanede girdiğim denemelerim evdekinden daha düşük diyor. Şimdi şöyle, sen diyorsun ki elimde efendim şöyle bir tane makarna paketi varken iyi zorlanmadan yürüyorum. Ama benim elimde poşette bir poşet domates, bir poşet biber, bir poşet salatalık, bir poşet patates, iki elim doluyken koşamıyorum diyorsun. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Şimdi bilişsel yük diye bir kavram var. Besim Türkoğlu'na çok dikkat edin az sonra. Yani bugün Besim Türkoğlu dikkat edin derken ajandayı 3. bölümün başında ajanda köşemizi kaçırmayın. Kaçırmayın demek istiyorum. Yani çıtayı aştı Besim Türkoğlu bugün. Bak orada İsmail şunu ifade ediyor. Yani sen gerçek sınavda sorunun dıştan gelen ve içten gelen bilişsel yükü fazla.
Yani işte hukuku kaçırdım, kazanamadım, bir yıllık emeğim boşa gitti, ortadan bir gürültü geliyor, soruyla ilgili tam çalışmadığın noktalar var, böyle üstüne kocaman bir ağırlık çöküyor. Ama evde, ama bu sonucu senden başka bilen var mı? Yok. Yarım bıraksan ne olur? Hiçbir şey olmaz. İşte bu rahatlıkla çözdüğün evdeki deneme sınavlarını kesinlikle okulda çözdüklerinize benzetmeyin. Kısacası İsmail, evdeki deneme sınavı bir sonraki yapacağın çalışmayı belirliyor zaten. Ya da okuldaki deneme sınavında uygulayacağın taktikleri pekiştiriyorsun demektir. Hocam, Avni kalan sürede sözel derslere, YKS lise öğrencisi soruyor, 12. sınıf. Sözel derslere nasıl çalışmalıyım diyor. Peki diyor, nasıl halledebilirim tek başıma? Sözeli. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya çocuğum, ben sana bir dua edeyim de, yani böyle yapma sakın. Ya sözel ders İsmail, bu dandana kan savaşının vallahi nedeni hocam, belli, sonucu belli. Ben biliyorum söyleyeceğiniz de, öğrenci hocam yıllardan işte öğrenci, beri ben sözeli... anlamasam zaten video yükledik onunla ilgili. Ben de çocuklarımıza böyle sivri konuşarak akıllarında kalmak ve onları etkilemek istiyorum. Yani bu bir çocuklar karşıya bilgiyi aktarma sistemidir. Hafif sizi geri veriyorum. İnsan beyni gergin olduğunda öğrendiklerini daha iyi kaydediyor. Onu bir tehdit diye görüyor çünkü. Şimdi Instagram Bonus Hoca'da bu haftaki son yüklediğimiz video, öğrenciler sosyal derslere nasıl çalışmalı İsmail Yolcu. Yükledik bunu. Hem Instagram Bonus Hoca hem YouTube Bonus Hoca'da, ikisi de var. Öğrenciler sosyal derslere nasıl çalışmalı? Şimdi çocuklar, çalıştınız, başkasına anlatacaksınız. Tek öğrenemeyeceğiniz ders, öğretmenin anlatımıyla sosyali öğrenemezsiniz. Önemli olanla önemsiz olanı ayırt eder. Hoca size bir grafik çizmiş olur. Sen o yoldan yürürsün. Şimdi bir defa şöyle, önemli bilimsel kurallara geliyorum. Konuya detaydan değil de ana fikirden başlayın. Ne demek istiyorum? Kongreler dönemini açtınız. İşte Sivas, Erzurum, ne var işte birkaç tane daha kongre var. O kongreler dönemini açtınız. Diyeceksiniz ya, bunun ana fikri ne? Bunun ana fikri bağımsızlık. Bunu bulamıyorsanız işte tarih hocana hemen telefonla, WhatsApp'tan atıver, sana söyler o zaten bunu. Bu ana fikirlerden başlayın. Hele şunu bir okuyayım da ana fikrini anlayayım değil. Önce ana fikri anlamanız gerekiyor. Sonra o kavramları bulun. Bağımsızlık, ulusal egemenlik, milli ira, her şey var orada. O ana fikrin etrafına onları getirin, ekleyin. Çalışırken birden fazla, özellikle sözelde asla uyaran almayın. Mola ise çok önemli sözelde. Az önce çalıştığınızı aklınızdan geçirin. İlk yakaladığınız kişiye, anneniz, babanız, 3 yaşındaki kardeşinize bile anlatın bunu. Ondan sonra bakın bakalım unutuyor musunuz çocuk? Hocam, Instagram Bonus Hoca'dan iki ayrı öğrenci ama ikisi de benzer açıdan sormuş. Bir tanesi diyor ki, iktisat bölümünü Süleyman Hocam tavsiye eder mi? Öne açık mı? Diğeri de diyor ki, hocam ben iktisat okuyacağım ama ısrarla Türkçe okuyacağım. Bu bana çok büyük bir dezavantaj sağlar mı? Şöyle, Türkçeyi okur ama İngilizcesini sonradan da geliştirebilir. İşte bu da çocuğa ekstra bir yük getiriyor. Yani bu İngilizce, bir de İsmail, ben şeye güvenmiyorum, çoğu üniversiteye güvenmiyorum. Hazırlık İngilizcesi seyahat İngilizcesidir. Otel rezervasyonunuzu yaptırırsınız, oda numaranızı sorarsınız, yemek siparişi verirsiniz. Yani bugün hazırlık İngilizcesi öğretiyorlar, ondan sonra haydi bakayım sen Türkçe derse devam. İşletme bölümünü neden önermeyeyim? Çünkü dünyada işletme gibi sektörler bitmez. Ama İsmail, biliyorsun, buna teknolojiyi eklemeleri gerekiyor. Bakın, bugün siz ona işte veri analisti, bilgi güvenliği, şimdi bizim buna şimdi aklımız yetiyor. Ünsal Sığır'ı, Ünsal Sığır'ın şeyi, adresi tam ne İsmail? U Sığır'ı. Vallahi hocam, Ünsal Sığır yazarlarsa hem Instagram'dan hem de... Bakın, her gün Instagram'dan bir geleceğin meslekleriyle ilgili paylaşımda bulunuyor. Bugün de bulunmuş onu. Ne oldu İsmail? Bitti mi ya? Reklam arası. Bu kadar çabuk. Vallahi öyle. Ya? Şimdi LGS öğrencileri ve anneleri ekran başına kısa bir ara veriyoruz. Aradan hemen sonra Derya Kargılı hocam sizlerle buluşacak. Kısa bir ara, bizden ayrılmayın. Evet efendim.
Bir Kırmızı Kalem programı ile daha yine kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. BBN Türk ekranlarındasınız. BBN Türk biliyorsunuz Türkiye'nin en yeni, en renkli kanallarından bir tanesi. Kablo TV 72. kanal, D-Smart 38, TürkSat 4A uydusu üzerinden her yerdeyiz. Ayrıca şu andan itibaren hem bizim programımız hem diğer bütün programları YouTube üzerinden canlı olarak da izleyebiliyorsunuz. Geçmişe yönelik diğer bütün programlara da kolayca ulaşabiliyorsunuz. Geldik şu anda bunu yap bunu yapma köşemize sevgili izleyiciler. Hocam hazırsanız bunu yap bunu yapmamıza hemen geçiyorum. Hocam bunu yap bunu yapmada birinci sorum. Anlamadığım ya da çabuk unuttuğum konulara uyumadan önce çalışıyorum. Evet, yani şimdi sevgili öğrenciler, değerli aileler, demek istediği şu: zorlandığım derslere uyumadan önce çalışıyorum. Yani öyle ben yorgunken falan o dönemde çalışıyorum. Peki bu yapılması gereken bir şey mi? Hemen bir cevabı göndersin arkadaşlar. Evet, gülümseyen bir yüz, bunu yapın diyor. Çünkü bilim şunu söylüyor. İnsan beyninin öğrenmeye yatkın olduğu iki zaman dilimi vardır. En yatkın olduğu. Sabah kalkınca ilk 2 saat, uyumadan önce son 2 saat. Bunların içerisinde uyumadan önce öğrendiklerimizi sabah öğrendiklerimizden daha çok tutuyor beyin. Bu biraz gün boyu aldığımız uyaran sağınağıyla alakalı, o detaya girmeyeceğim. Onun için uyumadan önce en zor derse çalışın, sabah kalkın sorularını çözün. İkinci sorum, özgüvenimi artırmak için konu tekrarı yapıyorum demiş bir öğrenci. Yapsın mı yapmasın mı hocam? Evet, bilim insanları der ki konu tekrarının birçok yararı vardır ama hiç görülmeyen en temel yararı aslında sınav öncesinde öğrencilerin konuyu biliyor olduğu, unutmadığını bizzat görmesi, bir özgüven tazelemesi anlamına geliyor. Bu da psikolojik yanı. LGS öğrencilerinin 1 Haziran, YKS öğrencilerinin 20 Haziran'a kadar çok hızlı konu tekrarlarına ara ara yer vermeleri durumunda daha hızlı soru çözebileceklerini unutmamaları gerekiyor. Üçüncü sorum, sosyal, sözel dersleri öğretmen anlatınca çok iyi anlıyorum, tekrar etmeme gerek kalmıyor demiş bir öğrenci hocam. Evet, acaba bir öğrenci anlıyor ya, onu tekrar etmemesi mi gerekiyor? Bu bir zaman kaybı mıdır? Bir cevap gelsin. Evet, nihayet suratımızı astık buna. Çünkü sevgili öğrenciler, hiçbir zaman için unutmayın, insan beyni anladığını değil, üzerinde durulanı kaydeder. İnsan beyni anladığını değil, tekrar edileni kaydeder. Şimdi bu temel bir beyin kuralıdır. Bunu hiçbir zaman için unutmayacaksınız. Kaldı ki sosyal derslerde öğretmenin anlatması size bir yol vermesiydi. Onu tekrar ederek sizin daha iyi pekiştirmeniz gerekiyor. Diğer geliyor. Hocam, sınav sonuçlarıma bakmaksızın hedefimden hiçbir durumda vazgeçmiyorum demiş bir öğrenci. Evet, bir cevap gelsin bakalım önce. Evet, hepimizi gülümsetti bu, çünkü doğrusu bu. Yani hedefinizle, hayallerinizdeki hedefle işte netlerinizin arasında ne kadar büyük fark olursa olsun şu karardan hiç vazgeçmeyin. Ya ben tutsa da tutmasa da ilk 5 tercihe zaten çok yüksek yazacağım. Bunlar gözümün önünde dursun diyeceksiniz. Daha sonra o çok yükseğin altında az yüksek, orta, ortanın altı diye 4 kademeye, ki tercih döneminde bunları sizinle yine bu ekranlardan paylaşacağız. 5. ve son sorum hocam. Çalışmam bitince hemen bir film izliyorum demiş bir öğrenci. İzlesin mi? Gelsin cevap. Asla. Neden? Bak orada asla. Neden çocuklar? İnsan beyninin bir özelliği neydi? Anladığını değil, üzerinde durulanı kaydeder. Şimdi sen okudun, derse çalıştın, anladın. Masadan kalktığında ilk 15 dakika cep telefonu, bilgisayar, televizyona bulaşmayacaksın. Az önce çalıştıklarını aklından geçireceksin diyoruz. Ve bunu Instagram bonus hocaya yükleyeceğiz. Evet efendim, bunu yap bunu yapma bu haftada yine harika, birbirinden güzel 5 soruyla geldi. Şimdi hocam İstanbul'a gidelim. İstanbul'da sevgili Derya Kargılı hocamız, çok yakından da tanıyor. Hem bizler zaten tanıyor ve seviyoruz. Bütün aileler de gerçekten sınavlarda, özellikle LGS konusunda kendisine danışır haldeler. Biz de bugün sevgili Derya hocamıza, Yiğit Koleji'nin genel müdür yardımcısı, hem eğitimci hem de profesyonel bir eğitim yöneticisi,
Gerçekten kendisini ben takdirle, sevgiyle Ankara'dan izliyorum. Ayrıca bir de ortak dostumuz var, Sait Gürsoy hocam. Sait Evet. hocamla da hasbihalleri var. Bazen üçlü, bazen birbirimizin böyle arkasından kulaklarımızı çınlatıyoruz. Şimdi Derya hocamın yüzüne karşı şöyle sıcak bir merhaba diyeyim. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar hocam. Teşekkür ederiz. İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi Sağ yayınlar olun. diliyorum. Sağ olun. Bizler çok iyiyiz hocam. Şimdi Süleyman hocama pas vereceğim az sonra ama önce ben şu soruyla girmek isterim size. Buyurun. İstanbul'dan bakınca İstanbul'daki öğrencilerde de tıpkı Türkiye'deki diğer öğrenciler gibi bir yetersizlik hissi. LGS'ye yaklaşırken eyvah okullar kapalı, öğretmenim uzak. Ben ne yapacağım kaygısı var mı? İsmail hocam, öncelikle tabii ki bir kere sınav kaygısı bütün çocuklarda var. Sınavda kaygı elbette ki minimum düzeyde de olsa olmak zorunda. Ama şu anda yaşamış olduğumuz süreçte, dünya olarak yaşamış olduğumuz COVID-19 sürecinde, hele de uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, hadi uzaktana geçelim, hadi yüz yüze eğitim yapalım sürecinde çocukların hepsinde çok ciddi bir kaygı var. Yani sınava 1 milyon 200 bin öğrencinin 1 milyonun gireceğini düşünsek hepsinde bu kaygı var. Çünkü öğrencinin sınava hazırlanma yeri okuldur. Öğretmeniyle yüz yüze eğitimdir. Bu yüz yüze eğitim tamam çoğunlukla devam etti ama aralarda bu uzaktan eğitim süreci devreye girdiği zaman çocuklarda elbette ki kaygı durumu söz konusu oluyor. Teşekkürler Süleyman hocam. Şimdi Derya hocam, ben tabii Sait hocamı hep gözümde Türkiye'de televizyonlarda eğitim programlarının öncüsüdür Sait hoca. Ben şöyle Doğru. ilk bir televizyonu açtığımda Sait hocayı görmüştüm. Bu böyle güzel bir insanla, çok faydalı bir insanla ortak dost olmamız da ayrıca bir güzel bir konu. Şimdi değerli hocam, peki çocukların öğretmensiz ve okulsuz asla olmaz diye düşündüğümüz zaman onların evdeki çalışmasını birazcık sıkıntıya sürüklemiş olabilir miyiz? Nasıl görüyorsunuz bu olayı? Aslında şöyle, öğretmensiz ve okulsuz asla olmaz yerine öğretmen ve okullu olduğu zaman sürecin çok daha verimli ilerlediğini söylemek çok daha doğru olur. Kesinlikle. Sonuçta uzaktan eğitim süreci bizim hiç alışkın olmadığımız bir süreçti. Geçen yıl Mart ayında hayatımıza girdi ve hepimiz bunu deneyimleyerek bu süreci entegre olmaya çalıştık. Dolayısıyla çocukların evde bu süreci yönetmesinde ya da öğretmenlerimizin uzaktan onlara ulaşmasında verim var mı? Mutlaka ki vardır ama okulda yüz yüze eğitimli olduğu kadar ki elbette ki değildir. Ama bu sene 8. sınıf öğrencileri yine şanslıydı çünkü destekleme yetiştirme kursu kapsamında yüz yüze eğitimleri çok uzun süre devam etti. Bir Kasım ayında bir kapanmaları oldu. Bir de şimdi yine yeniden uzaktan eğitime geçtik. Açıkçası bu süreçte en şanslı olan gruplardan biriydi diyebiliriz öğretmenim. Hocam, şimdi hep öğrencilere odaklandık ama bir de işin veli kısmı var. Eskiden Evet. çocuklarımız evden çıkıyorlardı, Derya hocalarına gidiyorlardı, her şey yolundaydı. Şimdi çocuklar Doğru. evden çıkmıyorlar, hatta odalarından bile çıkmıyorlar ama velilerin böyle gözleri masada oturuyor mu? Eyvah, masadan niye kalktı pozisyonda? Bu veli yoğunluğu yaşanıyor. Yani veli normalde günde 2 saatlik bir velilik yapacaksa şimdi 12 saatlik velilik yapıyor. Hani anne babalık Doğru. zaten 24 saat. Velilerimize neler önerirsiniz? Neleri yapsınlar ya da neleri yapmasınlar? İsmail hocam, tabii ki veliler aslında tam velilik rolünü Mart ayından itibaren çok yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü dediğiniz gibi önceden çocuk okula gidiyordu. Okuldan geldiği zaman velinin rolü ödevini yaptın mı kontrol ederdi. Günün nasıl geçti değerlendirmesiydi. Ama şu anda veli ne oldu? Veli evde öğretmen oldu. Veli evde takip eden kişi oldu. Veli evde çocuğun işte canlı derse girdi mi girmedi mi bunu takip edip onu çalışma ortamı ayarlayan kişi oldu ve gerçekten anne baba rolüyle öğretmen rolü, bir öğretici rolü hepsi birbirine karışmış durumda. Ben bunu kendi oğlumdan da biliyorum. Velilerimiz tabii ki bu süreçte ciddi anlamda öncelikle yoruldular ve sıkıldılar. Ama öğretmenlerimizin en büyük destekçileri bu süreçte velilerimizdi. Ben öncelikle tüm velilerime
teşekkür ederek, velilerimize teşekkür ederek bu sürece başlamak istiyorum. Velilerimize tavsiyelerimiz, her zaman şunu dile getiriyorum. Çocuklar bir şekilde öğrenecekler. Eğitiminde olsun, telafisi mutlaka yapılacaktır. Ama çocuklarımızla kurduğumuz birebir ilişkiler, ikili diyaloglarımız, anne baba ilişkilerimiz çok daha kıymetli, çok daha önem arz ediyor. Dolayısıyla çocuklarımızla bu süreçte lütfen çatışma içerisine girmeyelim. Onlarla ilişkilerimizi bozmayalım. Evet, günlük 6 saat, 7 saat çocuğu ekran başında tutmak gerçekten kolay değil. Çünkü biz 23 Mart'a kadar diyorduk ki eğitimciler, anne babalar çocuklara diyorduk ki aman cep telefonundan uzak dur, tabletten uzak dur, bilgisayardan uzak dur diyorduk. Ama 23 Mart'tan sonra her şey değişti ve dedik ki çocuklara bırak oyuncağını geç tabletinin başına, bırak oyuncağını geç bilgisayarının başına. Dolayısıyla bir fikir ayrılığı durumu da söz konusu oldu. Yetişkin olsun, lise öğrencisi olsun, ortaokul öğrencisi olsun, ilkokul öğrencisi de durum çok daha vahim durumda. Çocukları uzun süre bilgisayar başına tutmak kolay değil. Onların dikkat süresini toplamak kolay değil. Bunların yanı sıra tabii ki çocuklarda uzaktan eğitim sürecinde öğretim boyutu belki oldu. Bir kısmi de olsa ama bu işin bir de eğitim boyutu vardır. Arkadaşlarıyla çocuğun teneffüse çıkması, sosyalleşmesi bunlar çok kıymetli şeyler. Dolayısıyla çocuklar zaten bundan mahrum kalmışken velilerimizden ricamız lütfen çocuklarımıza baskı kurmayalım. Derse girmedi mi? Girmesin. Onu zorlayarak derse sokmayalım. Onu ikna ederek, onunla anlaşarak, onunla doğru diyalog kurarak çocuklarımızı derse sokalım. Ya, öbür türlü olduğu zaman bu sefer süreç evet öğretim boyutunu tamamlamaya çalışırken uzaktan aile içi iletişim ve çalışmalar meydana geliyor. Bu da çocuklarımızla olan ikili iletişimimizi bozuyor. O yüzden velilerimizden ricamız çocuklarımıza uygun çalışma ortamı ayarlayalım ama süreç çok uzadı. Onları sıkmadan, onlarla anlaşarak bu süreci yönetmeye önem verelim. Şimdi, teşekkürler hocam. Derya hocam, aslında önemli bir yarayı da dile getirdiniz. Aileler çocukların nasıl çalışırsa daha sağlıklı bir öğrenme gerçekleştirir konusunda doğal olarak bilgi sahibi değiller. Bu bilgileri tabii genel olarak eğitim koçu ya da şu falan isimleri altında bu konuya bilimsel anlamda hakim olmayanların çocuğa fazla ders ve test yüklemesi ile tolere etmeye çalışıyorlar. Biraz da aslında veli eğitimine değil mi çok önem vermesi gerekiyor sizin gibi kıymetli eğitimcilerin. Kesinlikle Süleyman Hocam. Bu süreçte zaten en önemli olan şeylerden biri de veli eğitimleri, veli seminerleri oldu. Kesinlikle. Bizler ulaşabildiğimiz kadar online süreçte de olsa velilerimize bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği, işte sonuçta dediğimiz gibi çocuğun annesi babasıdır, öğretmeni değildir. Taktikleri bilemiyor olabilir. Dolayısıyla ki bunlar çok normal. Veli eğitimleriyle bu süreci çok daha rahat, çok daha minimum hasarla atlatabiliriz. Buna çok önem veriyoruz. Aynı zamanda psikolojik danışmanlarla veli eğitimlerine de çok önem veriyorum. Çünkü gerçekten bu sürecin COVID-19 salgınının bu süreci yürütmesindeki en önemli şeylerden biri de bu salgın bittikten sonraki oluşacak olan psikolojik sorunlardır. Bunları da ancak eğitimle çözebileceğiz. Biz bunlara çok ciddi önem veriyoruz. Bütün ülkenin de buna önem vermesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi İsmail, Derya hocam girişte güzel bir giriş yaptı. Sınav varsa aslında stres, adrenalin var belli dedi. Bir miktar kaygının olması tabii olmak gayet zorunda doğaldır ama dedi. İşte orada bu çok doğru söyledi onu hocam. Derya hocam tabii hani beyin bilimciler insan beynindeki kimyasal hareketliliği de çok inceledikleri için eğer siz bir çocuğu sürekli soru çözme atmosferi içerisinde ya da sürekli çalışır konumda tutarsanız adrenalin yorgunu oluyorlar. Örneğin ben en son bu çok güzel bir yorum yaptı. Sağlıklı Beyin Derneği Başkanı Derya Uludus Hoca Profesör. Çok da güzel bir yaklaşımdı. Yani çocuğu ara ara anne babalar bilmeli ki yani sürekli bir tane bile soru çözse çocuk adrenalinle yüzleşiyor. Oysa o adrenalini hissetmediği bir pozisyona girmesi lazım. Arkadaşıyla görüntülü mü konuşur, nasıl olur bilmiyorum. Yani bunlar tabii önemli hocam. Derya hocam. Süleyman hocam, bu sınav konusunda ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Sınava hazırlanma ciddi bir taktik ve disiplin işidir hocam. Kesinlikle. Yani burada
ciddi bir taktik ve disiplin savaşıdır diyebiliriz. Bu sınavda zeki olan değil, aslında zekasını sorularda uygulayabilenler kazanıyor. Bunun için çok soru çözmek değil. Bunu defalarca uyguluyoruz. Çok soru çözmek değil, kaliteli soru çözmek önemli hocam. Yani öğrencileri ve velileri, hani çocukları soruya boğup onların sorular içinde kaybolması çocuklara bir avantaj sağlamaz. Dolayısıyla çocukların çok sorudan ziyade nitelikli sorular, kaliteli sorular, farklı kaynakları kullanarak tek bir kaynağa bağlı kalmadan birçok soru çeşidini görerek kaliteli sorular çözmesi önemlidir. Yani sınava hazırlanmak demek işte günde 1.000 tane soru çözüp çocuğun orada kaybolmasını sağlamak demek değil. Bunun verimliliği çok önemli ama biz maalesef toplumda şöyle bir algı var. Ben bunun altını da çizmek istiyorum. Çok 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 soru çözersen sınava çok iyi hazırlanırsın. Hayır. Sorunun niteliği önemli olup niteliksiz sorulara harcanan süre bir zaman kaybıdır. Aslında sınava hazırlanmada önemli olan şey zamanı iyi kullanmaktır, zamanı doğru yönetmektir. Bu da kaliteli soru çözerek oluşacak bir şeydir diye söyleyebilirim. Harikasınız hocam. Çok güzel söylediniz. Derya hocam, gelen sorularda genelde artık son 100 metreye girdik, son virajdayız mantığıyla öğrenciler artık Mayıs ayındayız, sınavda Haziran'da deyip bir yetersizlik hissi yaşıyor çocuklar. Kalan bir ayda ben konuları yetiştiremedim, yetiştirebilir miyim, netlerim düşük, kaygıları da var. Bunların hepsini bir araya topladığımızda sınav kazanmak mümkün müdür? İsmail hocam, maç 90 dakikadır. 90. dakikada gol atılır ve maç kazanılır. Dolayısıyla ben bunu çocuklarımıza her zaman söylüyorum ve dile getiriyorum. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmamak lazım. Son bir ayda ne değişir? Son bir ayda her şey değişir. Dolayısıyla çocuklar bir kere öncelikle kendilerine inanmaları gerekiyor. Kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Ben yapabilirim. Ben kendime inanıyorum. Bu sınavda başarılı olacağım. Zekamı sorular üzerinde kullanacağım. Bütün bilgi birikimlerimi sınavda aktarıp sınavdan emeğimin karşılığını alacağım diyerek hedefine giden yolda bir kararlılık olması gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Sevgili öğrenciler, kesinlikle mücadelenizi bırakmayın. Kesinlikle son bir ayda her şey değişir. Konu tekrarlarınızda göz atın. Öğretmenlerinizle sıkı bağ kurun. Evet, soruları kaliteli sorular çözmeye önem verin. Teknolojiden, yani telefondan ve televizyondan, bir bilgisayar belki çok mümkün olmayacak ama lütfen daha uzak duralım. Kitap okumaya önem verelim. Çünkü iyi okuyan, kitap okuyan, doğru okuyan, okuduğunu anlayan, anladığından çıkarım yapan öğrenciler LGS sınavında fark yaratabilen çocuklar olacak. Dolayısıyla son bir ayda planlı bir şekilde, verimli bir şekilde amaçları belirleyerek eğer ders çalışma yöntemlerinizi sıkı tutarsanız son bir ayda her şey değişir ki bunun canlı örneklerini geçtiğimiz yıllardan da öğrencilerimiz üzerinden gördük. Mücadelemizi 6 Haziran'a kadar bırakmıyoruz. Sınav gününde sınav günü kazanılır. Bakın bu çok önemli bir kelime. Ben bunu öğrencilerime her zaman söylüyorum. Sınav günü motivasyonu yüksekse, kendinden eminsen, kaygı düzeyini kontrol edebiliyorsan, sınavı iyi yönetebiliyorsan sınav günü sınav kazanılır. Bazen öğrenciler oluyor ki çok bütün yıl boyunca çalışıyor, inanılmaz soru çözüyor, derslerde gayet iyi ama sınav günü işte motivasyonu düşük oluyor, kaygısını yönetemiyor, sınavı yönetemiyor, emeğinin karşılığını alamıyor. O yüzden sevgili öğrenciler, 6 Haziran'a kadar mücadelemizi bırakmıyoruz. Sınav sınav günü kazanılır mantığıyla motivasyonumuzu her zaman yüksek tutuyoruz. Şimdi Derya hocam, bu söylediğiniz o kadar önemli ki Harvard Tıp Fakültesi'nin, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tarihteki en etkili mezunu diye bilinen Rudolf Tenzi, bunlar artık deneysel klinik çalışmalar ve yapay zeka destekli veriler aslında. Bir soruyu çözeceğine inanan öğrencilerin beynindeki taşıyıcı kimyasal oranının çok çok arttığı, yani bu soruyu cevaplamamıza yarayan kimyasallar. Ama inanmadığı zaman taşıyıcı kimyasal oranın çok çok düştüğünü söylüyor. Ve siz de harika bir şekilde son ana kadar inancınızı yitirmeyin dediniz.
Değerli hocam, kıymetli hocam, çok güzeldi bu söyledikleriniz. Teşekkür ederiz. Derya hocam, ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Buyurun İsmail hocam. 5 dakikamız kaldı. 5 dakikayı birazcık daha hızlanarak devam edeceğim. Peki öğrencilere mesajları verdik. Velilere verdik. Moralli olsunlar dedik öğrenciler, ama bir de işin eğitim camiası, eğitim ailesi, eğitim emekçileri var. Dün de malum 1 Mayıs'ı, ben bir kere daha bütün eğitim emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum sizin vesilenizle. Öğretmenlere neler söylersiniz? Yani öğretmenlerde de tabii haliyle artık birazcık bir tükenmişlik hissi, birazcık bir yorgunluk, birazcık bir bazı kesimler diyeyim, böyle haksız serzenişler de duyuluyor maalesef, ki çok çok emekleri var. Siz neler söylersiniz eğitim camiasına yönelik olarak? İsmail hocam, öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu süreçte sağlık çalışanları çok çok minnettarız. Hepsinin emekleri için teşekkür ediyoruz. Ama bence bu süreçte bir ikinci kez alkışlanması gereken kişiler eğitimcilerdir. Öğretmenlerimizin gecesi gündüzü kalmadı. Artık bize mesai kavramı kalmadı. İnanın çocuk saat 10'da soru atıyor. Biz o 10'da o soruyu çözüyoruz. Dolayısıyla gerçekten öğretmenlerimizin emeklerine binlerce kez teşekkür ediyorum. Lakin şunu söylemek isterim. Elbette ki öğretmenler çok yoruldu. Ciddi bir mental yorgunluk var. Yani uzaktan eğitimde kamera karşısında çocukla bağ kurmaya çalışmak o kadar çok zor ki. Çok zor hocam. Gerçekten o kadar zor ki o bilgiyi kameradan aktarmaya çalışmak ve çocuğun ölçme değerlendirmesinde kazanımları ne kadar alıp aldığını, almadığını ölçmeye çalışmak o kadar zor ki. Öğretmenlerimiz, ama her zaman şunu söylüyorum. Bir kere biz yöneticilerin öğretmenlerimize her zaman motivasyonlarını yüksek tutmamız lazım. Çünkü eğitim camiasının, okulların bel kemiği öğretmenlerdir. Öğretmen varsa okul okuldur gerçekten. Dolayısıyla öğretmenlerimize mutlu olmaları, onların bu süreçte desteklemeleri, desteklemek, dijitalleşmede öğretmenin faktörü adlı konulara önem vermek, öğretmeni dijitalleşme bu sürecinde mesleki yeterlilik eğitimleri vermek ve öğretmenimizin her şeyden önemlisi mutlu olmasını sağlamak kıymetli. Bu da yine biz yöneticilerden ve velilerin desteğinden geçiyor. Öğretmenlerimiz bu süreci çok iyi yönettiler gerçekten. Hele de sınav grubu, LGS grubu, YKS grubu öğretmenleri gerçekten çok büyük bir özveriyle bu süreci yönettiler. Emeklerini karşılığında alacaklar. Dolayısıyla bir öğretmenin en büyük mutluluğu zaten emeğinin karşılığının alınmasıdır. İnşallah tüm öğretmenlerimiz emeklerinin karşılığını alır. Öğretmenlerimizin özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Özel okullar için bunu özellikle söylemek istiyorum. Öğretmenlerimizin bu süreçte gerçekten sıkı sıkı öğretmenlerimize sarılmamız lazım. Öğretmenlerimize sahip çıkmamız lazım. Öğretmenlerimizin mutlu olmaları ve onların özlük haklarını zamanında yerine getirmemiz lazım. Çünkü bir öğretmen mutluysa öğrenci mutludur. Öğrenci mutluysa veli mutludur. Veli mutluysa okul yönetimi mutludur. Bunların hepsi birbirine bağlı bir zincirdir. Öğretmenlerimiz bizim baş tacımız. Onların mutluluğu bizler için çok kıymetli. Evet. Hocam, programımızın bitiminde veda ederken Hakkari'ye gideceğiz. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün muhteşem bir türkü çalışması var. Öğretmenler çocuklar için söylüyor. De biz de bu vesileyle bugünkü türkülerimizi bütün öğretmenlere armağan edeceğiz. Ayrıca ben inşallah siz geçen sene çok başarılı bir LGS sonucu almıştınız değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Geçen sene Türkiye şampiyonu okulumuzdan çıktı hocam. Bu yıl var mı öyle bir beklenti? Çok var. Tamam, o zaman şampiyonlar o var, zaman çok var hocam. İftara yakın olsaydık söylemeyecektim ama çok düşündüm. Hadi söylüyorum. Cezmi Yiğit Bey'e çok selam söylüyoruz hocam. Onun şöyle bir gördüğümüz leğenin içinde bir şeyler yapıyordu sanki, böyle bir çiğ köfte falan. Cezmi Bey, evet hocam. Cezmi Bey eğitime gönül vermiş muhteşem insan. Bu işi gerçekten gönül vererek yapıyor. Çocuklarını kendi elleriyle besliyor. İşin mutfağında olan bir kişi. İyi ki kendisiyle tanışmışız. Biz de hocam, iyi ki bugün sizi ekrana getirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilere, ailelere, öğretmenlere selamlar, saygılar. Çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra ajanda ile karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.
Evet efendim, Kırmızı Kalem 3. bölümüyle şu anda karşınızda. Ben İsmail Yolcu, BBN Türk Ankara stüdyolarında her hafta saatler 11.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte oluyoruz. Eğitimci yazar Süleyman Belidoğlu hocamla birlikte Instagram Bonus Hoca'dan gönderdiğiniz soruları canlı yayında cevaplıyoruz. Böylelikle Türkiye'nin en interaktif, en böyle canlı eğitim programını sizler için ekrana getiriyoruz. Ama bugün 3. bölümümüzde yine her zamanki olduğu gibi ajanda köşesi, rehberlik uzmanımız, psikolojik danışman Besim Türkoğlu ile karşınıza geliyor. Şimdi gelin hep birlikte ajandaya gidelim. Yepyeni bir ajandayla yeniden karşınızdayız. Herkese merhabalar. Bugün ajandamızda bilişsel yük ve turlama tekniği konularını işliyoruz. Her şeyden önce bu konuyla alakalı şunları söyleyelim. Bazen bazı soruları çözerken işleyen belleğimizde diğer soruları çözerken göstermiş olduğumuz performanstan daha çok performans göstermemiz gerekiyor. İşte bu çözmüş olduğumuz sorunun bilişsel yükünden kaynaklanıyor. Ve ne kadar bir gayretle bu soruyu çözeceğimizi belirleyen şey de bilişsel yükün boyutundan kaynaklanıyor. Şimdi bunlardan farklı olan bir kavram da konu dışı bilişsel yük. Konu dışı bilişsel yüke göre bazı konuları ne kadar iyi bilirsek bilelim, kendimizi ne kadar hazır hissedersek hissedelim, bazen bazı soruları ne yazık ki çözemiyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Yani çok iyi bildiğimiz bir şeyi nasıl çözemiyoruz, neden çözemiyoruz? İşte bu bir önceki sorunun ve bir sonraki sorunun stresini yaşamamızdan kaynaklanıyor. Yani çözmüş olduğum soru doğru muydu? Ya da bir sonraki soru nasıl gelecek gibi bu iki durum arasında aslında sıkıştıysak işte çözmekte olduğumuz sorunun bilişsel yükü, konu dışı bilişsel yükü artıyor. İşte konu dışı bilişsel yükü azaltmanın yolu turlama tekniğinden geçiyor. Peki turlama tekniği nedir? Şimdi turlama tekniği için ikinci bölüme geçelim. Turlama tekniğini berabere kaldığınız bir maçın rövanşı gibi de düşünebilirsiniz. Yani bu soruyu aslında ikinci defa çözüyorsunuz. Dolayısıyla daha çok bilginiz var, daha çok fikriniz var ama bu sorudan daha çok bilgi çekmelisiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Okuma stratejisini değiştirerek yapacaksınız. Yani bir örnekle birinci okumanızda parçayı sadece gözünüzle okuduysanız turlama sırasında yani ikinci okumanızda altını çizerek okuyacaksınız. Ya da tam tersi birinci okumanızda parçayı altını çizerek okuduysanız ikinci okumanızda yani turlama sırasında sadece gözlerinizle okuyacaksınız. Yani birinci okumanızda yapmadığınız şeyleri turlama sırasında yani rövanşta yapacaksınız. Bunları uygulamak bizler için son derece faydalı olacaktır. Bizlere sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yepyeni bir ajandayla yeniden karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Evet, Besim Türkoğlu'na teşekkür ediyoruz. Gerçekten yine bugün harika ve nokta atış bir konu seçmişti hocam. Bilişsel yük dedi. Siz neler söylersiniz İsmail, ilave olarak? Burada en can alıcı bilgi şu aslında. Diyor ki bir soruya ikinci kez baktığınızda farklı okuma yöntemi kullanın. İşte bu muhteşem. Öğrencilerin anlayacağı tarzda yani sınav anında bir LGS öğrencisi bir soruyu okudu. Sorun yaşadı soruyla hocam. İkinci döndüğünde, ilkinde zaten içinden okuyor çocuklar. Bu zaten genel bir kural, içinden okuyor. İkinci döndüğünde ya fısıldayarak ya dudak kıpırdatarak ya da o sorunun tamamının altını çizerek. Şimdi tamamının altını çizdiğimizde ne oluyor? Dikkatimiz fokuslanıyor soruya, bir dikkat toparlanması oluyor, hızımız yavaşlıyor ve anlama daha da artıyor. İsmail, bu arada tabii Besim Türkoğlu gerçekten çok güzel. Bunu Instagram rehberlik ajandasına Besim Hoca bugün yükleyecek. Diyorum bu arada, demin Derya Hoca'yla işte öğretmenleri konuştuk. Çok kıymetli bilgiler verdi. Derya Kargıl Hocamıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle bir duyuru yapayım. Şimdi bizim şuradan da yakın plan arkadaşlar gösterebilirlerse, Hatay 4 Yol Hira İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü Hocası Mehmet Yılmaz Hocamız. Rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. İsmail daha acısını söyleyeceğim. 3 gün önce koronadan abisini kaybediyor. Eyvah. 3 gün sonra da kendisi yine koronadan ölüyor. Allah rahmet eylesin. Emin olun yani 4 Yol'da çok sevilen bir insandı. Bizim de çok sıkı takipçimizdi ailesiyle birlikte.
Mehmet hocamıza ve bütün bu yolda rahmetli olmuş bütün hocalarımıza gani gani rahmet eylesin Allah'ımız. Ve bunun ben bir şehitlik mertebesi olduğunu düşünüyorum İsmail. Kelle koltukta sınıflara girdi tabii hocalar. Yani bu çok önemli bir şey çünkü. Bütün hayatını kaybeden öğretmenlerimizi de rahmetle, saygıyla ve bütün tabii ki vatandaşlarımızı anıyoruz. Reklam arasında Sait Gürsoy hocam mesaj gönderdi. Gerçekten eğitim konusunda bilgi vermek amacıyla yapılan kaliteli bir programdı. Yayında ve yapımda geçen herkesi kutlarım demiş. Size de ileteyim sağ olsun hocam. Sağ olun Sait hocam. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Evet hocam, şimdi Derya hocam çok önemli nokta atış konulara değindi. Öğrencilere, velilere mesajlarını verdi. LGS'ye değindiğimizi ben varsayarak YKS öğrencilerine yönelik gelen soruları toparlıyorum. Siz bu arada hocam programımız hızla ilerlerken... Ben uykudan bahsedeyim siz biraz. Evet, hı-hı, kendi haftanın mesajını alalım sizden. Tabii tabii, bunları bu hafta yayınlarda okuyorum çünkü. Şimdi sevgili öğrenciler, değerli aileler, Washington Üniversitesi çok önemli bir üniversite. Hatta Ticaret Bakanımız Doğu Akdeniz Üniversitesi işletmeyi bitirdikten sonra Washington Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış. Ve oranın çok ünlü bir hocası var, John Maiden. Bu aslında uyku ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkide çok çalışmalar yapan bir hoca. Şimdi ilgiyle dinlemenizi istiyorum. Bakın, öğrenmeden hemen sonra uyuyan öğrencilerle, öğrenmeden sonra uyumayan, yani belli daha sonra uyuyan öğrencilerin arasında %35-%40 bandında bir performans farkı olduğunu söylüyor. Bunu daha net ifade edersem, sınavda ders çalıştıktan sonra gidip hemen uyuyan öğrenciler 100 soruda 40 net daha fazla yapma potansiyeline sahip oluyorlar. Şimdi aynı hoca çalışmasında diyor ki, uykusunu alan öğrencilerin, bu çok önemli bir nokta, soru çözümlerinde pratik yöntemler geliştirerek daha çok soru çözdükleri görülmüştür. Derya hocam sık sık kaliteli soru çözmekten söz etti İsmail. Eğer sen kolay soruyu çözüp zor soruları hocaya çözdürüyorsan işte bu kalitesiz soru çözme. Kolay soru çözersen sınavdan önce kendini mutlu edersin. Yani. Zor soru çözersen de, kaliteli soru çözersen de sınav sonucun seni mutlu eder. Senin için gayet iyi olur ki burada uykusunu alan öğrencilerin zor sorularda pratik yöntemler geliştirerek, onu da kendileri çözerek asıl fazla soruyu kendileri çözmüş oluyor. Şimdi devam ediyor bu çalışma. Diyor ki, uyku kalitesine en duyarlı olan şey öğrenme türü diyor, matematiği öğrenmedir. Yani siz yetersiz uyuyorsanız matematik becerileriniz geriliyor, yeterli uyuyorsanız tabii ona bir çalışma desteği de vermeniz gerekiyor. O zaman matematik becerileriniz artıyor. Ve yine aynı çalışma diyor ki, sadece diyor öğrenci her şeyi mükemmel yapıyor. Çok çalışıyor, düzenli besleniyor, egzersiz yapıyor falan ama sadece uyku düzeni bozuk. İşte onunla ilgili şunu söylemiş, diyor ki, mükemmel çalışan, her şeyi yerine getiren bir öğrencinin diyor, sadece uyku sürelerini azalttığınızda en başarılı öğrencilerin bile hızla gerilediği gözlemlenmiştir diyor. Bu az uyu çok soru çözücülere karşı lütfen biraz dikkat edin. Şimdi orada yine son olarak iki tane daha geliyor bilgi. Uykuyu diyor sadece 5 gecede diyor İsmail, bak buna çok dikkat etsin velilerimiz. 5 gecede diyor ard arda 6 saatin altına düşürürseniz, örneğin 5 saate düşürürseniz, sınav performansınız, aklınız, bilişsel performansınız 48 saat hiç uyumamış bir öğrencinin durumuna düşüyor. Yani demin ben burada bir akademisyen arkadaşıma kızdım. Niye kızdım? Çünkü üzerinde düşünmeden bir şeyin, ya ben onlara böyle dersem arda çok sayıda deneme sınavı çözdürsem öğrenci ne kaybeder hiç düşünmemiş. Ya nasıl olsa soru çöz, çalış diyorum gibi böyle kaba düzen bir şey söylüyor. Ona kızdım. Aynı şey burada da geçerli şimdi. Şimdi öğrenciye deniliyor ki az uyu çok soru çöz. Benim bir tanıdığım vardı, şu kadar az uyudu, bu kadar başarılı oldu gibi tuhaf tuhaf şeyler söylüyorlar. Bakın onun sonucu. Son olarak uyku ve stres arasındaki ilişki, yani uykusuzlukla stres arasındaki ilişki. Uykusuz kaldıkça beynin insülin üretme ve glikozdan enerji elde etme düzeyi zayıflar. Evet, bunların hepsi Instagram bonus hocaya yüklenecek.
Uykusuz kaldıkça beynin insülin üretme ve glikozdan enerji etme düzeyi düşer. Yani diyor ki dikkat düzeyiniz düşer. Buna ek olarak diyor vücutun stres hormonu üretme seviyesi giderek yükselir ve kontrolsüz hale gelir diyor. Değerli anne babalar ve sevgili öğrenciler şuna çok dikkat edin. Secondary faktörden bahsedeceğim. Nerede dikkatiniz dağıldıysa küt ona stres yükselmesi eşlik eder. Yani dikkati dağılan bir öğrenci soruyu anlayamadığı için panikleyecek ve bir dikkat yükselmesiyle yüz yüze kalacak. O da stresi tetikleyecektir. Ben başaramam işte soruyu anlayamıyorum diye. Bütün bunları Instagram bonus hocaya yükleyeceğiz. Instagram bonus hocada başka hangi videolar var İsmail izninle şunları da bir okumam lazım. Hocam ben size bir dakika süre vereyim sonra benim de bir kapanış mesajım olacak. Kapanıyoruz mu ki? Tabii ki. Sınava sadece soru çözerek çalışmak doğru mudur? Instagram bonus hocada bu var. Öğrenciler sınava hangi testten başlamalı? Bu var, çok izlendi bu. Yetersiz uyku sınav başarısını nasıl etkiler? Demin bu okuduklarım var. Besim Türkoğlu'nun bilişsel yük ve turlama tekniği adlı harika çalışması var. Ama o Instagram rehberlik ajandasında var. Doğru mu yanlışımı da bu akşam yükleyeceğiz. O başka bir kanalda yaptığımız bir şey. Lütfen bunları Instagram bonusucudan takip edin. Evet. Ben hocam artık buyursun. Yavaş yavaş programı çünkü harika bir çalışmayla veda edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Profesör Doktor Adnan Boyacı öncülüğünde Öğretmenler Türkiye için söylüyor projesi 81 ildeki il milli eğitim müdürleriyle müzik öğretmenlerince hayata geçirildi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü YouTube kanalı da kuruldu ayrıca. 40 bin üzerinde şu anda abonesi var ve 1 milyonun üzerinde de tıklama aldı. Harika bir sayı. YouTube sayfasında ayrıca çocuk oyunlarından enstrüman eğitimine, akıl ve zeka oyunlarından halk oyunlarına, origamiye kadar birçok eğitim videosu bulunuyor. Böylelikle öğretmenlerimizin kendilerini gösterecekleri muhteşem bir platform ortaya çıkmış gerçekten. Bu işin en önemli yanı ise bütün öğretmenlerde bir aidiyet duygusu oluşmuş. Gerçekten ben canı gönülden Sayın Profesör Doktor Adnan Boyacı hocamızı ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü'nün bütün çalışanlarına, bütün emek veren değerli eğitim camiasına çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, birazdan harika bir klip izleyeceksiniz. Sayın İl Milli Eğitim Müdürü, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür hocam, önce mesajı arkasından video klibi gelecek, türküler dinleyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen İletişimi Genel Müdürlüğü'nün önderliğinde Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor projesi kapsamında Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yorucu pandemi sürecince ekranları başında öğretmenleriyle zamanlarına geçiren öğrencilerini yöresel tınılarıyla yolculuğa çıkararak ses ve nefes olmak adına Şu Dağlar Kömürdendir türküsünü ve Ülger Doğmasın adlı uzun havayı seslendirdi Hakkari'li öğretmenlerimiz, müzik öğretmenlerimiz. Müzik öğretmenlerinden Mert Başaran, Berkay Çakır, Eray Kara, İbrahim Kıvrak, Nurgül Zorlu, Elif Şare, Delil Öncü, Ejder Şimşek, Gizem Nur Sarı da eşsiz sesleriyle ve yorumlarıyla çocuklarına, öğrencilerine ses oldular, nefes oldular. Biz de BBN Türk ailesi olarak Kırmızı Kalem programında hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sizleri Hakkari'ye, muhteşem bir coğrafyaya yolculuğa çıkartalım. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, çok özür dilerim. Ayrıca emeği geçen Gülnur Uğuz hocama da çok teşekkür ediyorum. Bize gerçekten kamera arkasında çok büyük yardımları, desteği oldu. Kendisi bu klibin ekrana gelmesinde bizlere çok büyük katkılar sağladı. Ayrıca Bilal Gür hocamı da inşallah çok kısa sürede tekrar biz kendisiyle birlikte olacağız. Hakkari'deki çalışmaları yine ekrana getireceğiz. Hakkari'de ve yurdumuzun her bir yanında gerçekten eğitim adına çok güzel çalışmalar oluyor sevgili izleyiciler. Bizler değerli hocam Süleyman Belediyeoğlu ve ben İsmail Yolcu yine bu hafta sizlerle birlikteydik. Haftaya yine sizlerle olacağız. Şimdi Hakkari'ye gitme zamanı geldi. Gelin hep birlikte Hakkari'ye gidelim. Merhaba.
Ben Hakkari İl Milli Eğitim Merhaba. Ben Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür. Sizlere ülkemizin en güzel coğrafyalarından Hakkari'den sesleniyorum. Ülkemizdeki tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize BBN Türk TV Kırmızı Kalem programı aracılığıyla Hakkari'mizden sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Canım kurtulam, ya ver derdim.